Anadolu'nun en eski uygarlıkları olan Hattilerde ve Hititlerde güneş kursları çok önemli nesnelerdi. Bunlar hem sanatsal bir simge hem de güneşi simgeleyen dairesel biçimde etrafına yerleştirilmiş öğeler bulunan eserlerdi. Bazılarının üstüne ses çıkarması için sallanan parçalar bulunmaktaydı. Kimisinin üstünde barışı simgeleyen geyik imgesi bulunurdu ki geyik Hattilerde ve Hititlerde çok önemli hayvanlardı ve kutsal olarak kabul edilirdi. Kimisinde de üremeyi simgelemek için kuş ve ağaç figürleri vardı. Ahşap asaların ucuna takılarak dini törenlerde ve at koşu takımlarının üstünde kullanıldığı bilinmektedir ve genellikle de tunçtan yapılırdı. En güzel örnekleri Çorum yakınlarındaki Alacahöyük'te bulunmuştur ve Hititlerin sembolü haline gelmiştir. Ancak asıl olarak Hititlerden de eski olan ve onların öncülü kabul edilen Hattilere aittir. Hatti kralları öldükleri zaman güneş kursu ve benzeri 4 ya da 5 tane sembolle birlikte gömülmekteydiler. Güneş kursları biliyorsunuz aynı zamanda Ankara'nın resmi sembolü olarak da uzun bir dönem kullanılmıştır ve hala da Ankara'da Sıhhiye'de bulunan geyik figürlü bir güneş kursu anıt şeklinde bulunmaktadır ve gayet de güzeldir. Bu güneş kurslarını Ankara'da bulunan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde ve Çorum Alaca'da bulunan Alacahöyük Müzesi'nde yakından görebilirsiniz.